Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün kuru patlıcanla hazırlayabileceğiniz nefis bir yemek tarifi paylaşacağım. Hem pratik, hem hafif, hem de son derece lezzetli bir yemek oluyor. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak 5-6 adet kurutulmuş patlıcanı tencereye alalım. Bilmeyenler için şöyle yakından da göstereyim. Yaz mevsiminde patlıcanlar uzunlamasına kesiliyor ve güneşte kurutuluyor. Bununla ilgili çok eski bir videom vardı. Bu videonun sonuna ekliyor olacağım. Patlıcanın nasıl kurutulduğunu oradan detaylı olarak görebilirsiniz. Aynı şekilde eğer varsa 2-3 adet kurutulmuş kırmızı biberi de tencereye alalım. Ardından üzerlerine su ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Eğer kuru biberiniz yoksa sonraki aşamalarda kurutulmamış taze kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Kuru sebzelerimiz yumuşadıktan sonra suyunu süzelim ve soğuk sudan geçirelim. Yemeğimizi pişirmeye geçmeden önce 1 adet soğanı yemeklik doğrayalım. Ardından 2-3 diş sarımsağı da ince ince dilimleyelim. 1 adet kırmızı biberi de yine yemeklik doğrayalım. Daha önce de dediğim gibi eğer kuru biberiniz yoksa bu şekilde kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Ben hem size göstermek hem de yemeğimi daha da renklendirmek için taze kırmızı biber eklemeyi de tercih ettim. Son olarak haşlayıp süzdüğümüz kuru patlıcanı ve kuru biberleri doğrayalım. Tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Soğanı ve sarımsakları ekleyerek güzelce kavuralım. Eğer yemeğinizi kıymalı hazırlamak isterseniz bu aşamada kıyma da ekleyip kavurabilirsiniz. Soğanlar pembeleştikten sonra kırmızı biberleri ekleyerek kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını ilave ederek birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Ardından doğradığımız kuru patlıcan ve kuru biberleri ve 4 yemek kaşığı bulguru ekleyerek karıştıralım. Son olarak malzemelerin üzerine biraz geçecek kadar sıcak suyu tencereye alalım ve yemeğin tuzunu ayarlayalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bulgurlar yeterince piştikten sonra yemeğimiz hazır demektir. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine yoğurt gezdirerek servis edebilirsiniz. Bu yemek özellikle yoğurt eşliğinde çok daha lezzetli olacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hem hazırlaması son derece kolay hem de nefis bir yemek tarifi. Eğer daha önce kuru patlıcan yemeği pişirmediyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Bu yemeğin yanına yakışacağını düşündüğüm farklı alternatifleri yine videonun sonuna ekliyor olacağım. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Fotoğraflarınızı her zaman Nefis Yemek Tarifleri uygulaması aracılığıyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.